İyi günler dileyerek servisimize başlıyoruz. Öncelikle ellerimizi yıkıyoruz, sonra tavuklarımızı yıkıyoruz, kalamar yapıyoruz. Kalamar deyince balık kalamar sanmayın. Bu balık sevmeyenlere tavuk kalamar. Evet, herkese merhabalar. Biz bugün annemle beraber sizlere tavuk kalamar yapılışını anlatacağız, nasıl yapıldığını. Annemin de dediği gibi deniz ürünleri sevmeyenlere tavuk kalamar tarifi vermek istiyoruz. Evet anne, şimdi biz ne aldık? Tavuk. Öncelikle yıkadığımız tavukları kalamar gibi ince uzun uzun kesiyoruz. Şimdi şunu da söyleyelim. 3 tane vardı içinde değil mi anne? Tavuk Evet, göğsü 3 aldık tane. biz marketten. Evet. Tamam. Bunları ince uzun uzun kesiyoruz. Şöyle gösterelim. Evet. İnce uzun uzun şu şekilde 3 adet göğsü şöyle bir öncelikle keseceğiz. Anne daha sonra bunları herhalde sodaya yatıracağız, değil Hayır, mi? önce baharatlayacağız. Tamam. Ondan sonra sodaya, sosa yatıracağız. Tamam. Önce bir bunların hepsini keselim. Şimdilik bu kadar olsun. Evet. Evet. Sonrasında da baharata ve sodaya yatıracağız. Hadi. Yıkadığımız tavukları şimdi soslayacağız. Nelerle soslayacağız? Önce baharatlarla soslayacağız. Artık malzemenize göre. Ben birer çay kaşığı karabiber, pul biber, tuz. Biz sevmiyoruz. Sevenler kekik de koysa daha iyi olur. Aslında ben sevmiyorum diye Heh. kekik koymuyoruz ama Heh. kekik de koyabilirsiniz. Aynen. Evet, Aynen sevenler aynen. Şimdi koyabilir. baharatlarımızı koyacağız. Evet. Asla eldiven kullanmıyoruz. Elimizin lezzeti içine girsin. Annelerimiz eldiven mi kullanıyordu? Hayır. Lezzetli lezzetli yemekler yapıyorlardı. Onun için elimizin lezzeti yemeğimize geçsin. Evet, zaten ellerimizi her seferinde yıkıyoruz. Hijyene dikkat Evet, edeceğiz. zaten abdest Öncelikle alıyoruz, hijyen. değil mi anne? O Tabii, yüzden öncelikle hijyen. evet, eldiven kullanmaya gerek yok. Yok. Evet anneciğim, ne döküyoruz şimdi? Hangi baharatları? Tuz vereyim mi? Tamam. Tuzumuzu Sana veriyorum anne, sen. Bir çay kaşığı kadar işte. Biz şu an göz kararı dökeceğiz. Bir çay kaşığı kadar. evet. Kırmızı biberimizi döküyoruz. Diğer tarafı kullan istersen, ben daha Arzunuza, geniş. zevkinize göre Evet. baharatlandırmayı yapabilirsiniz. Az seven az, çok seven çok. Baharat tatlandırıyor, güzel yapıyor. Evet. Evet, ben de seviyorum. Biz acı da seviyoruz biraz. Evet. Anne Yok, nane hayır. Karabiberimizi dökmüyoruz. alalım. Karabiberimiz. Açık açık dökülüyor. Tamam. Tamam. Şimdi Şimdi bunları harmanlıyoruz. evet. Bir Aslında kenara. bir çay kaşığı tuz, Evet. bir çay kaşığı Evet. karabiber, bir çay kaşığı da pul biber. Evet. Arzu eden kekik de Evet. bırakır. Kekik yapışıyor. Arzuya bağlı. Evet. Şimdi bunu bir kenarda bırakıyoruz. Evet. Anne sodasını sonra mı ekleyeceğiz? Sonra sos Şimdi yapacağız. bu böyle de dinlenecek mi? Yok. Bir 10 dakika sosunu yapana kadar. Tamam, 10 dakika kadar dinlenecek. Tamamdır. Evet, şimdi bir yumurta koyduk değil mi anne, ayrı bir kaba? Evet, tavuklarımız kenarda dinlenirken sosunu Tamam. yapıyoruz. Bir yumurtayı bırakıyoruz. Evet. Tabii benim bu anlattıklarım malzemenize göre az veya çok yapabilirsiniz. Bizim verdiğimiz tavuk göğsü 3 adetti. Evet. Ona göre biz malzemeleri belirliyoruz. Evet. 5 yemek kaşığı un Evet. ekliyoruz. Fazla mı koymuşum ben oraya? Tamam. Yumurtayla çırpıyoruz. Çok az bir şey karbonat bırakıyoruz. Karbonatımız da burada. Döküyor mu? Az bir şey değil. Bir bak anne Harika. sen. Ne kadar yani az bir şey anne sence? Normal karbonat olursa bir çay kaşığı. Diğeri olursa ben yarım paket bırakıyorum. Tamam, biraz Malzemenize daha. göre az veya çok Yeterli yapabilirsiniz. bence şu an. Yarım Yeterli. çay kaşığı kadar oldu. Bir şişe sodamızı bırakıyoruz. Bunun bu
şekilde topaklanmasının sebebi bizim unumuz köy unu. Köyden geldi. Yani biraz daha sağlıklı. Evet. Yumurtamız. O yüzden daha yoğun. Sanki daha yoğun değil mi annen olmalarına göre? Evet. Yani organik bulduk mu faydalanmaya çalışıyoruz. Evet. Bir şişe sodamızı koyduk. 5 yemek kaşığı unumuzu koyduk. Bir yumurtamızı koyduk. Şimdi kenarda beklettiğimiz tavukları bu sosun içine alacağız. Evet. Sosu mu ona döksek? Sosu bunu döksek daha mantıklı. Evet. Tamam. Sosumuzu döktük. Bu şekilde en az 2 saat dinlenmesini bekleyeceğiz. Vaksiniz yoksa 1,5 saatte dinlenebilirsiniz. Evet. Peki dolapta mı dışarıda mı? Dolapta olsa daha iyi olur. Tamam. Üstünü şimdi biz örteceğiz. Streç filmleyeceğiz. Aynen. Üstünü ve dolapta 2 saat dinlendirdikten sonra sonrasında kızartma faslına geçeceğiz. Tamam. Bu terbiyesi, dinlenmesi 2 saate bulacak. 2 saat sonra. Benim gibi tez canlılar sabah uyanır uyanmaz da yapabilir. Ben sabrım yok, bekleyemem. Zaten benim bildiğim kadarıyla normal kalamar da böyle yapılıyor anne. Evet. Deniz ürünü olan kalamar da sodada bekliyor bu şekilde karbonatla. Evet. Ben onu da çok seviyorum. Evet. Ama biz bu sefer tavuk kalamar denemek istedik. Balık sevmeyenlere. Evet. Sevdirmek istedik. Tamamdır. Tamam. Şimdi bu şekilde streç filmleyeceğiz üstünü. Dolapta 2 saat bekleteceğiz. Sonra kızartma kızartacağız. Geçeceğiz. Biz artık sonrasında kızarttıktan sonraki halini gösteririz. Normal kızartma uygulayacağız tavada. Evet. Kızarttıktan sonra bakalım sonuç nasıl olacak? Sizlerle paylaşacağız. Evet. Herkese hoşça kalın diyoruz. Sen de. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kenarda bir süre beklettiğimiz tavuklarımızı kızartmaya başladık. Bir süre böyle bütün tavuklarımızı kızartacağız. Sonra da sunum halinde görsel olarak sunacağız sizlere. Tavuk kalamarlarımızı kızarttık. Şöyle göstermek istiyorum size. Müthiş oldu. Müthiş gözüküyor. Tabii yanına isterseniz makarna ya da bulgur pilavıyla yiyebilirsiniz. Anne kızarmışları da getirelim. Var mı orada daha? Kızaranlar da var. Ha. Şöyle göstereyim size. Enfes bir tadı var. Az önce tadına baktım. Harika bir şekilde. Tatları müthiş. Onları da alalım. Evet. Harika bir tada sahip. Ben çok beğendim gerçekten de. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde kestiğimiz, sodada beklettiğimiz. Sabırla kızarttığımız. Sabırla kızarttığımız. Enfes olmuş. Anne ellerine sağlık. Afiyet olsun. Evet, bir tanesinin tadına bakabilir miyim anne? Bir tane daha bilirsin. Şuradan alıyorum. Yorum ya. Harika. Afiyet çok olsun. Çok güzel yapmışsın. Ellerine sağlık. Afiyet. Denemek isteyenlere de afiyet olsun. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.